Merhaba, Deniz Hoca'ya hoş geldiniz. Bu videoda ünlü türemesini ele alacağız. Ünlü türemesi iki şekilde gerçekleşir arkadaşlar. Bunlardan birisine göz atalım. Türkçe'de bazı tek heceli sözcüklere küçültme ekleri olan cık, cik, cuk getirildiğinde kök ile ek arasında bir ünlü harf ortaya çıkar. Biz buna ünlü türemesi diyoruz. Örneğin bir kelimesine cik küçültme ekini getirdiğimiz zaman bir cik değil, biricik şeklinde ifade buluyor. Yani dikkat ederseniz araya i sesi türemiş. Biz buna ünlü türemesi diyoruz. Yine aynı şekilde az kelimesine çık ekini getirdiğimiz zaman ortada bir ünlü türemesinin olduğunu görüyoruz. Gül kelimesi de aynı şekilde gülücük derken dikkat edin ortada bir ünlü ses türemesi meydana gelmiş. Dar kelimesi de yine aynı şekilde ortada bir a sesini türetmiş. Genç kelimesi de gençcik demiyoruz. Gencecik diyoruz. Dikkat ederseniz ortada bir ünlü türemesi meydana gelmiş. İkincisine göz atalım. Pekiştirme yapılırken de araya ünlü harf türeyebilir arkadaşlar. Örneklerimize göz atalım. Arkadaşlar yalnız kelimesini biz pekiştirirken yap ifadesini kullanırız. Ancak yap yalnız değil, yapa yalnız deriz. Yani dikkat ederseniz arada bir a sesinin ortaya çıktığını görüyoruz ki biz buna ünlü türemesi diyoruz. Yine aynı şekilde sağlam sözcüğünü pekiştirirken sapa sağlam diyoruz. Yani ortada bir A sesinin meydana geldiğini görüyoruz. Gündüz sözcüğü pekiştirilirken güpe gündüz oluyor. Dikkat edin yine arada bir E sesinin türediğini görüyoruz. Çevre kelimesini çepe çevre şeklinde pekiştiriyoruz. Yani ortadaki E türetilmiştir. Yine aynı şekilde düz sözcüğünü düpe düz şeklinde biz pekiştiriyoruz. Yani şuradaki E sesi türemiştir ki biz buna ünlü türemesi diyoruz. Şimdi de sorumuza geçiyoruz arkadaşlar soruyla videomuzu bitiriyoruz. Sorunun cevabını yorum kısmına bırakabilirsiniz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde ünlü türemesi vardır? Ağacı, darılmak, benzetti, öpücük, küçücük. Evet cevaplarınızı bekliyoruz. Böylelikle bu videonun da sonuna geldik. Eğer videomu beğenmişseniz lütfen kanalıma abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.